Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda BMW iX330 şarj istasyonu kuracağız arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle şöyle belirteyim arkadaşlar. Şarj istasyonumuz burada. Sigortası falan da üstünde gelmiş. Biz ek olarak sadece işte 5x6 olarak panodan hat çekeceğiz. Zaten burada tavalarımız mevcut. Şarj istasyonumuzun montajını buraya gerçekleştireceğiz. Arkadaşımızın park yeri de burası. Kablo yetişiyor. Biz keşfimizi yaptık. Elektrik odamız da. Tavamız buradan giriyor arkadaşlar. Bu şekilde. Girelim abi. Tavadan alacağız arkadaşlar buradan. Elektrik odasına girişimizi yapacağız. Tekrar buradan tavanı alarak girişimizi verdikten sonra arkadaşımızın saati burası. Saatin çıkışından enerjimizi alacağız. Şarj istasyonu için ayrı bir sigorta koyacağız. 40 amper. Zaten şarj istasyonunun üstünde araç ikinci el olduğu için şarj istasyonu kurulu bir şekilde. Yani daha önceki kullanan arkadaş söküp arkadaşımıza vermiş. Kaçak akıl rolesiyle diğer katoma sigorta kutusunun üstünde arkadaşlar. Biz şimdi buradan hattımızı çekeceğiz. Şarj istasyonumuzun montajını yapacağız. Ve böylelikle işimizi sonlandırmış olacağız. İşimizin sonunda da aracımızı şarjını, testini yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şarj istasyonumuz bu. Bunda şöyle bir şey var. Şarj kitimizde. Okutma, tanıma kart sistemi var. Yani burada elektrik olduğunda herhangi bir şahıs ya da bilinmeyen bir kişi gelip aracını şarja takıp müdahale etmesin diye iş yerlerine nasıl işte giriş yaptığımızda sisteme kartı okuttuğumuzda sistem kendini açıyorsa bu da kartlı kontrol arkadaşlar. Arkadaşımız aracı yeni aldı. Kart üstünde mi değil mi bilmiyoruz ama dün görüştüğümüzde kart üstünde olmadığını söyledi. Biz bakalım şarj yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak kartı bekleyeceğiz. Burada kart tanıma sistemi var. Kartı okutmadan aracınızı şarj edemiyorsunuz arkadaşlar. Bazı şarj istasyonları bu şekilde çalışmıyor. Sigortayı açtığınızda direkt aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Tabi bu markadan markaya değişebiliyor. Bu tabi güvenliktir. Şimdi sistem bu şekilde olduğu için ben bunu sökme gereği duymadım. Sökersek bize ekstra bir iş çıkacak arkadaşlar. Biz bunları aldığımız gibi direkt buraya asacağız. Müşterimiz bunu bu şekilde şuraya montaj yapmamızı istedi. Doğru mudur abi? Doğrudur. Tamam. Şöyle biraz açalım. Tam sıfır olmasın. Şu şekilde. Evet arkadaşlar ölçümüzü aldık. Şimdi şarjlı matkabımızla delme işlemini gerçekleştireceğiz. Tabi burada seyyar çekmek biraz sıkıntılı. Yer büyük olduğu için takımlarımızın arasında şarjlı matkabımız da var. Bu tarz yerlerde lazım oluyor. Burası da yutonkmuş abi. Keşke direkt bir daha yatsaydık daha iyiydi. Aracımızın bir de 3x2.5'tan oluşan bir aparatı var. Bunu monofaz olarak şarj edebiliyorsunuz. Ama şarjı çok yavaş yapıyor. Buraya bizim 5x6 çekmemizin sebebi, yani kablonun kalın olmasının sebebi, araç maksimum güçte, yani biz aracı inceledik arkadaşlar. Maksimum 32 ampere kadar şarj alma özelliği var. Bu ampere çıktığı zaman eğer biz buraya dörtlü kablo çekersek kablomuz aşırı derecede ısınacaktır arkadaşlar. Tabii hızlı şarj aslında zaman olarak iyi bir şey ama araçlarımızı hızlı şarj yapmazsak daha kullanışlı olur. Çünkü hızlı şarj akünün ömrünü biraz zayıflatabilir. Hani ömrünü kısaltabilir. Her zaman şarjı ne kadar ağır yaparsak bataryanın ömrü o kadar
Uzun olur arkadaşlar. Normalde biz bunu 21 amper ayarlayacağız araçtan. 21 amper gayet iyi. 2 saatte, 3 saatte şarjını bitirecektir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kablomuzu çekeceğiz. Tabii biz kesit kesit alacağız. Tamamını yaparsak videomuz bayağı uzun sürebilir. Çünkü burada 1,5 saate yakın işimiz var. Aralarda ben kese kese sizlere faydalanabileceğiniz şekilde videoyu yayınlıyorum arkadaşlar. Kablomuz 5x6. Tabii öncelikle bir kablomuzu açacağız. Evet arkadaşlar, pano girişimizi vereceğiz. Panonun üstüne girişlerimizi sağlayacağız. Arkadaşlar panonun üstünden kablomuzu verdik. Arka taraf boş olduğu için şöyle aradan çekip alıyoruz. Bağlantılarını buradan vereceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Arada bir inti olacak. Orada kanal koymak istemedik. Arkadaşımız da istemedi. Şu görüntü kirliliği olmasın diye kablomuzu o geçişte spiral borunun içine alacağız. Tabii öncelikle bunu bir ölçeceğiz. Şu şekilde girecek. Şöyle. Arkadaşlar köşe dönem noktası olduğu için kesebilirim. Arkadaşlar nötrumuza kaçak akıma gireceğiz. Toprağımız zaten burada. Bunu da bağlantısını yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bağlantıları biz öncelikle yaparken toprağımız varsa önce toprağı bağlıyoruz. Topraktan sonra nötrü bağlıyoruz. Yani bu işin bağlantı prosedürü budur. Elektrik olup olmaması fark etmiyor. Zaten elektrik varsa sıkıntı. Niye sıkıntı? Cihazı açık unutursunuz. Açık unuttuğunuzda geri dönüşüm yapar. Nötrde elektrik yok zannedersiniz. Çarpırsınız arkadaşlar. Onun için alışkanlık haline getirmişiz yani biz bunu. Bağlantıda önce toprak, sonra nötr, sonra faz giriş ya da faz çıkış bağlantılarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sigorta kutumuzu taktık, bitirdik, bağlantılarımızı yaptık. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var, bunun ask aparatı yokmuş. Biz de kendimizce şöyle izolasyonlu bir torç vida atacağız arkadaşlar duvara. Kabloya da zarar vermesin diye şunun dışına böyle bir izolasyon yaptık. Ve bunu böyle bir duvara
montaj edeceğiz arkadaşlar şu şekilde. Zaten burayı son. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle işimiz temiz olsun. Evet. Bu şekilde kablomuzu da buraya asmış olduk arkadaşlar. Şimdi panomuza geçeceğiz. Panodaki bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz ve işimizi sonlandırıp aracımızın testine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, işimizin sonuna doğru yaklaştık. Son bağlantılar. Normalde biz buna 40 amper bağlıyoruz arkadaşlar. Dairemizin sigortası 25 amper olduğu için bunu da değiştireceğiz. Çünkü yüke bindiği zaman bu sigorta atacaktır. Hem dairede klimalar çalışıyor, çamaşır makinesi çalışıyor. O sebepten ötürü sigortamızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Amperini yükseltiyoruz. Tehlikeli kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi dayar girişini alacağız. Evet arkadaşlar, toprağımızı bağladık, motorumuzu bağladık, sigortalarımızı taktık. Şimdi ya Allah diyoruz, bismillah diyoruz. Elektriğimizi veriyoruz, verdik. Şimdi şarj cihazımızı teste giriyoruz. Evet arkadaşlar, şarj istasyonumuza enerjimizi verdik, elektriğimiz geldi. Şimdi aracımızı testini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arabamızın şu an şarj özelliğini 16 ampere kadar çıkartacağız. 12 amperdeymiş. 32 ampere kadar çıkartabiliyorsunuz menüden. Biz burada 16'yı tercih ettik. Tamam. 16 ampere getirdik arkadaşlar. Aracımızın şarjını şimdi takacağız. Şarj olduğunu test edip işimizi teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, müşterimiz ilk şarjını gerçekleştirecek. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar, aracımız şarjını şu an alıyor. Testimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şu an 17. Şu an 4 saat sürmeyecek, 3,5 saatte dolduracak gözüküyor. Evet arkadaşlar, şu an 16 amperde aracımız 10.2 kW üzerinden şarjını gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Araç şarj istasyonumuzun kurulumunu yaptık ve aracımızı şu an şarj ediyoruz. İşimizi müşterimize teslim ettik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.